Var olan her şeyin insanlardan, nesnelerden, yerlerden ve zamandan oluştuğu üç boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Bu çoğunlukla parçacıklardan ve maddeden oluşan bir boyuttur. Duyularımız aracılığıyla bu şeyleri biçim, yapı, kütle ve yoğunluk olarak deneyimleriz. Örneğin önüne bir buz küpü, cep telefonun ya da bir elmalı turta koysam, duyuların olmadan bu nesnelerin hiçbirini deneyimleyemezsin. Fiziksel gerçeklik deneyimini ortaya çıkaran duyularındır. Buz küpü, cep telefonu ve elmalı turtanın hepsinin yüksekliği, genişliği ve derinliği olsa da senin için var olmalarının tek nedeni onları görebilmen, duyabilmen, tadabilmen, koklayabilmen ve hissedebilmendir. Beş duyunu kaybetseydin ya da aynı anda ortadan kaldırılsalardı, bu fiziksel nesneleri deneyimleyemezdin çünkü onlara dair hiçbir farkındalığın olmazdı. Kelimenin tam anlamıyla senin için var olmazlardı çünkü bu üç boyutlu gerçeklikte duyuların olmadan onları deneyimleyemezsin. Ya da deneyimleyebilir misin? Astrofiziğe göre bu üç boyutlu alemde sonsuz miktarda uzay vardır. Bu kavramı düşünmek için bir dakikanı ayır. Gece gökyüzüne baktığımızda oturduğumuz küçük tünekten evrene bakarken evrenin yalnızca bir parçasını görürüz. Bize sonsuz gibi görünür ama yine de sonsuz bundan daha da büyüktür. Başka bir deyişle uzay zaman aleminde uzay ebedidir, sonu yoktur ve sonsuza kadar devam eder. Peki ya zaman? Senin ve benim zamanı deneyimleme şeklimiz genellikle bedenlerimizi uzayda hareket ettirmektir. Örneğin elindeki kitabı bırakıp mutfağa gitmen, bir bardak su dondurman ve geri dönmen 5 dakikanı alabilir. Bunun nedeni, zihninde oluşan bir düşüncenin mutfakta ne yapacağına dair bir vizyon oluşturması, bu düşünceye göre hareket etmen ve sonuç olarak uzayda bir noktadan diğerine hareket ederek zamanı deneyimlemendir. Mutfağa doğru yürümeden önce ve sandalyede otururken, oturduğun yerle ilişkili olarak mutfağın bilincine vardığında, iki bilinç noktasının ayrıldığını deneyimledin. Oturduğun yer ve mutfak. Bu iki bilinç noktası arasındaki boşluğu kapatmak için bedenini uzayda hareket ettirdin ve bu zaman aldı. O halde iki nokta arasındaki boşluk veya mesafe ne kadar büyükse bir noktadan diğerine ulaşmak için geçen sürenin de o kadar büyük olması mantıklıdır. Tersine bu iki nokta arasında seyahat etme hızın ne kadar yüksekse geçen sürede o kadar kısalır. Bir nesnenin uzayda hareket etmesi için gereken sürenin bu ölçümü Newton fiziğinin ya da klasik mekaniğin temelini oluşturur. Newton dünyasında bir nesnenin kuvveti, ivmesi, yönü, hızı ve kat edeceği mesafe gibi belirli özelliklerini biliyorsak, zamana dayalı tahminlerde bulunabiliriz. Dolayısıyla Newton fiziği bilinenlere ve öngörülebilir sonuçlara dayanır. O halde iki bilinç noktası arasında bir ayrılık olduğunda, bir bilinç noktasından başka bir bilinç noktasına hareket ettiğinde uzayı daralttığını söyleyebiliriz. Uzayın çökmesinin bir sonucu olarak zamanı deneyimlersin. İşte başka bir örnek. Eğer bu kitabı yazıyorsam ve bu bölümü bitirmek istiyorsam bu zaman alacaktır. Bedenimi uzayda çok fazla hareket ettirmek zorunda olmayabilirim ama yine de zamanı deneyimlerim. Neden mi? Çünkü şu anda bu bölümü yazma sürecinde bulunduğum yer bilinçte bir noktayı temsil ediyor. Ve bölümü bitirmek başka bir noktayı temsil ediyor. Bu bölümün tamamlanması şimdiki andaki ayrı bir gelecek anı temsil ediyor. Aradaki boşluk, bilinçteki bu iki nokta arasındaki boşluğun kapanması zaman deneyimidir. Bölümün sonuna varma hedefime ulaşmak için sürekli olarak bir şeyler yapmak zorundayım. Bu da duyularımı kullanarak çevremle etkileşime geçimimi ve koordineli bir dizi davranışla çevremde hareket etmemi gerektiriyor ve yine bu da zaman alıyor. Yazmayı bırakıp başka bir şey yaparsam, örneğin bir film izlersem, amaçladığım sonuca ulaşmam daha fazla zaman alacaktır. Bu nedenle bu bölümü tamamlama hedefime ulaşmak için eylemlerimi sürekli olarak niyetimle uyumlu hale getirmeliyim. Üç boyutlu bu maddi dünyada uzayda gezinmek için duyularımızı kullandığımızdan dikkatimizin çoğunu insanlar, nesneler ve yerler gibi fiziksel şeylere veririz. Bunların hepsi maddeden yapılmıştır ve lokalize olmuşlardır. Yani uzay ve zamanda bir konum işgal ederler. Bunların hepsi ayrılık deneyimlediğimiz bilinç noktalarını temsil eder. Örneğin
masanın karşısında oturan en iyi arkadaşını gözlemlediğinde ya da garaj yoluna park etmiş arabana baktığında arkadaşınla ya da arabanla arasındaki boşluğu fark edersin. Sonuç olarak kendini onlardan ayrı hissedersin. Sen buradasındır ve arkadaşın ya da araban oradadır. Buna ek olarak eğer hayallerin ve hedeflerin varsa o zaman şu anda bulunduğun yer ile hayallerinin gelecekte bir gerçeklik olarak var olduğu yerde ayrılık deneyimi oluşturur. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1. Bu üç boyutlu gerçeklikte gezinebilmemiz için duyularımıza ihtiyacımız var. 2. Gerçekliği tanımlamak için duyularımızı ne kadar çok kullanırsak o kadar çok ayrılık yaşarız. 3. Bu üç boyutlu gerçekliğin büyük bir kısmı duyulara dayalı olduğu için uzay ve zaman her zaman herkesten, her şeyden, her yerden ve her bedenden ayrılma deneyimi oluşturur. 4. Maddi olan her şey uzay ve zamanda tek bir konumda yer alır. Buna fizikte yerellik denir. Gerçekliğin iki modelini inceleyecek ve karşılaştıracağız. Uzay zaman ve zaman uzay. Uzay zaman bilinenlere, öngörülebilir sonuçlara, maddeye ve içinde yaşadığımız sonsuz uzaydan oluşan üç boyutlu evrene dayanan fiziksel Newton dünyasıdır. Zaman uzay ise fiziksel olmayan kuantum dünyasıdır. Bilinmeyenlere, sonsuz olasılıklara, enerjiye ve içinde yaşadığımız sonsuz zamandan oluşan çok boyutlu, çoklu evrene dayanan ters bir gerçeklik. Gerçekliğin doğasına ilişkin anlayışına ve algına meydan okuyacağım. Çünkü boyutsal bir varlık olarak benliğinin gizemini deneyimleyeceksen, oraya ulaşmak için bir yol haritasına ihtiyacın olacak.